Bu aralar en ilgimi çeken ve beni çok şaşırtan değişimlerden bir tanesi dünyaya olumlu duygulardaki hızlı geri dönüş. Yani insanlar koronavirüs derdini yavaş yavaş atlattığımızı, hızlı bir geri dönüşün olacağını ve işlerin eskiye döneceğini düşünüyorlar. Yatırımcılar böyle düşünüyor ki hisse senedi piyasalarında V şeklinde düzelmeler var. Yani sert düşüşten sonra sert düzelme geldi. Ekonomistler her gün böyle açıklamalar yapıyorlar, pek çok ekonomist. Bizim siyasetçilerimiz de, dünyadaki pek çok siyasetçi de hızlı geri dönüşten bahsediyor. Ya ben böyle düşünmüyorum ve böyle düşünenlerin başının derde gelebileceğini düşünüyorum. İsterseniz bir girişimci olun, isterseniz bir yatırımcı, isterseniz bir profesyonel, isterseniz küçük bir iş yeri sahibi, bir esnaf veya büyük bir şirketin patronu fark etmez. Geleceği doğru okumak lazım. Bu gelecek okumalarında koronavirüs derdinden hızlıca kurtulacağımız ve eskiye işten döneceği yok, böyle bir şey yok. Bu okumadan vazgeçin. Çünkü koronavirüs hayatta karşılaştığımız, en azından bizim ömrü hayatımızda karşılaştığımız en büyük siyah kuğu. Siyah kuğu ne demek şimdi anlatmaya çalışacağım size. Bu aralar şirketlere verdiğim online eğitimlerde sıkça üzerine durduğum bir konu. Pek çok şirketle beraber geleceği okumaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Siyah kuğu orada bahsettiğim konsept. O eğitimlerde anlattıklarımdan küçük bir seçkiyi bugün sizle paylaşacağım. Belki böylece sizin de biraz geleceğe bakışınız daha sağlıklı bir yere oturabilir diye düşünüyorum. Siyah kuğular çok nadir olaylara rast verilen isim. Tarihi bir hikayesi var ama ona çok girmeyeyim. Ama bir şey çok nadirse, öngörülemiyorsa, etkileri çok büyük oluyorsa buna siyah kuğu diyoruz. Neler var siyah kuğu tarihte? Bir sürü var. İşte bu tip tabii pandemiler hep siyah kuğu. İspanyol gribi, daha önce kara veba, buna örnek verilebilir. Dünya savaşları birer siyah kuğu tabii. Toplumu, dünyayı, ekonomiyi sonsuza kadar değiştirdiler. Ne bileyim, Japonya'daki nükleer santralin patlaması çok önemli. Çünkü böyle bir nükleer santrallere olan güveni azaltıp alternatif enerjilere olan yatırımın büyümesini sağlıyor. Ne bileyim, İspanyolların Aztekleri yenip Amerika kıtasının işgalinin başlaması çok büyük bir siyah kuğu. Bunların her biri birer küçük siyah kuğu örneği. Bu siyah kuğular hep tarihi geriye dönülmeyecek şekilde değiştirmişler ve siyah kuğu henüz onun içinde yaşarken o sürecin geleceği öngörmekte çok zor olmuş. Bazı saf delikler eskiye döneceğiz demişler, bazıları ise bir sonraki adımın neye benzeyeceği konusunda doğru öngörüler geliştirip doğru pozisyonlar aldıkları için yeni zenginleşmelerin, yeni servetlerin, yeni güç odaklarının ortaya çıkması sağlanmış. Neden koronavirüs çok büyük bir siyah kuğu? Çünkü pandemilerin zaten böyle bir özelliği var. Şimdi bu mesela 2008 finansal krizi sonuçta Amerikalı açgözlü bankerlerin başımıza açtığı bir dert. Orada regülasyonla, kanunla ve sisteme biraz para enjekte ederek sorunu açtık. Böyle değil. Bu bir virüs, ele avuca sığmıyor. Modifiye oluyor, değişiyor. İşte şimdi Çin'de yeni bir salgın tehlikesi var ve bu seferki virüsün belli bir mutasyon geçirdiği ve kuluçka süresinin çok uzadığı iddia ediliyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Amerika'da doğu kıyı ile batı kıyı arasındaki virüslerde belli farklar var, bunu biliyoruz. Yani değişebiliyor. Daha virüs zaten çok da tanımadık. Vücutta yarattığı hasarı bile tam bilmiyoruz. Yani bu tedavi oldu, iyileşti denen insanların başına sonra neler yaratacak, bunu da bilmiyoruz. Nasıl mücadele edeceğimiz konusunu bir miktar eskiye göre daha iyi bilmekle beraber daha alınacak çok yol var. O yüzden bizim kararlarımız da sırf ortadan kalkacak bir değişim değil bu. İkincisi, ben daha böyle bir şey görmedim. En son İspanyol gribini herhalde yaşamış 1918'de. Bütün dünyada bütün ekonomiler aynı anda durdular. Bütün sokaklar boşaldı, bütün uçaklar yere indi, bütün oteller boş kaldılar. Bütün fabrikalar kapandı, en azından gıda harici veya ilaç hariciler diyelim. İnanılmaz ve bütün dünyada aynı anda yaşandı bu. Bu yönüyle de daha evvel hiç karşılaşmadığımız bir dev bir iş. Üçüncüsü, zaten bu başlamadan da ekonomilerin başı dertteydi. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin çok borcu var. Amerika'da şirketler son 10 yıldır bu 2008 krizinden beri bollaşan paradan dolayı aşırı borçlanmış durumdalar. Ve işin komiği, ekonomilerdeki büyümede de ciddi yavaşlama vardı zaten. Böyle bakınca da siyah kuğunun böyle üzerine çöktüğü dünyada pek iyi bir yer değil. Bu dünya eski dünya olmayacak o yüzden. Ve virüsün etkisi uzadıkça, yeni dalgalar haline geri geldikçe ve kesinlikle gelecek. Yani belki dev dalgalar olmayacak. Belki bu ilk dalga kadar vurucu olmayacak. Çünkü daha akıllı devletler, daha tedbirliyiz çoğumuz. Maskelerimizi takıyoruz vesaire ama açtığınız anda artıyor. Bununla ilgili çok veri var elimizde. En son Güney Kore'yi görüyorum neler olup bittiğini. Bir kişiden 405 kişiye yayıldı bir gecede olay. Ve şu anda Kore tekrar bir salgın tehlikesiyle karşı karşıya gibi. Yani bunun aşısı, ilacı gelişmeden bu tam çözülmeyecek. İlaçla bağlı yollar alındı, aşıda da alındı ama henüz somut da bir çözüm yok. Ve siyah kuğuların tarihçesine baktığımızda bunların her biri
tarihi değiştirmişler, akış değiştirmişler. Madem pandemilerden bahsediyoruz, iki örnek vereyim. Mesela veba, büyük veba, 1300'de yaşanan kara veba o kadar çok insan öldürmüş ki Avrupa'daki ölüm oranı %50'lere yakın. Yani her iki kişiden biri ölmüş neredeyse. Geride işçi kalmamış. Bundan dolayı feodal devletler zorlanmaya başlamışlar. Çünkü köle kalmamış. Geriye kalan az sayıdaki insanı motive etmeye niyetlenmişler. Köle gibi çalıştıramıyoruz. Sayıları çok az diye. Bundan dolayı profesyonel iş sözleşmeleri, iş akitleri yapılmaya başlamış. Yani bugünkü anlamındaki modern iş hayatının temeli atılmış. Acayip büyük bir değişim. İspanyol gribi en iyi ihtimalle 50 milyon, kötümser tahminlere göre 100 milyon yakın insan öldürüyor. Özellikle ikinci dalga Hindistan'ı çok kötü vuruyor. 25 milyon insan ölüyor. Hindistan'da bundan dolayı büyük huzursuzluk doğuyor. Hindistan o dönemde bir İngiliz sömürgesi. İngilizlerin işte bu işi ihmal ettiği, Hintlere yeterince destek vermediği düşünüyor ve ilk isyanlar başlıyor. O da büyük Hindistan özgürleşmesinin ilk adımı oluyor. Bu da aslında üzerinde güneş batmayan imparatorluk olan İngiltere'nin en büyük sömürgesini kaybetmesine ve bir daha da o eski güce asla kavuşamamasına yol açıyor ve işte bu da yeni güç odaklarını, Amerika gibi, Rusya gibi güç odaklarının öne çıkmasını hızlandırıyor. Yani her pandemi çok büyük etkileri var. Pandemiden artı yeni iş modellerine de etkileri var. Yani tek bir örnek vereyim. 2008 yılına gidelim. Hepinizin yakından bileceği bir dönem. Büyük finansal kriz. Bir yandan bankacılık sistemine olan tepkiden dolayı Bitcoin ortaya çıktı. Bir yandan insanlar artık sabit kıymetler almak yerine kiralamaya uygun gördükleri için Uber gibi, Airbnb gibi hizmetler ortaya çıktı. Bir yandan çok sayıda nitelikli insan işsiz kaldığı için bunlar part-time olarak becerilerini satmaya başladılar. Freelance.com gibi yerler, gig ekonomisi dediğimiz bu bireylerin hizmetlerini sattığı ortamlar ortaya çıkmaya başladı. Anormal çok değişim yaşandı. Şimdi gelelim koronavirüse. Koronavirüs çok büyük. Yani evet ölüm oranları Allah'tan bir İspanyol gribi gibi değil. O da çok kontrol altına aldığımız için ama ekonomik etkileri eş büyüklükte. Bütün dünyada gayri safi milli hasılalar küçülüyor. Mesela İngiltere diyor ki 300 yıldır yaslamadığımız büyüklükteki bir enflasyon bu diyor. ABD Merkez Bankası bu yıl 3. ve 4. çeyreklerde biraz toparlanma olacak ama 2. çeyrekteki düşüş %40'ı bulacak diyor. Amerika'da 40 milyona yakın insan işsiz kaldı onu biliyoruz. Türkiye'de belli ekonomik göstergeler ciddi bozulma var. Ne yazık ki hani basın çok yazamadığı için detaylarına hakim değiliz ama bunları takip etmek mümkün. Avrupa'da büyük sorun var. Yani ekonomiler geriye doğru gidiyorlar. Şimdi bundan geriye dönüş, eskiye hızlı bir dönüş olmayacak. Yeni bir şeye uyanıyor olacağız. Ben o yeni uyanacağımız şeyin adına yeni normal diyorum. Yeni normalle ilgili bu aralar çok eğitimler, konuşmalar, yazışmalar var. Ben de şirketlere bu konuda eğitimler vermeye çalışıyorum. Yani bugün bir iki madde söyleyeyim sadece. Belki ilginizi çeker diye yeni normalle ilgili. Mesela bu küresel verimlilik odaklı tedarik zincirleri yıkılacak. Bu belli. Hani sırf verimli olalım diye her şeyi ucuz olan, ucuz üretim yapılan ülkelere kaydıralımdan yok biz daha fazla kontrollü bir tedarik zincirine sahip olalım. Yeterince verimli olmayabilir belki ama en azından böyle zamanlarda ürün mal akışı bozulmamış olur diyenen daha yerel, daha lokal tedarik zincirlerine dönüyor olacağız. Mesela bir örnek vermiş olayım. Bu globalleşme biraz terse dönecek. Daha kapalı ekonomiler, daha yöresel ekonomiler öne çıkacak. Şu anda Avrupa Birliği sorgulanıyor, NAFTA işbirlikleri sorgulanıyor. Küresel işbirliklerinin çok işe yaramadığı görüldü bu dönemde. Buradan bir lokalleşmeye doğru gidiyor olacağız. İkinci bir tahmin söyleyeyim. Üçüncü tahmin, devletler güçlenecek. Yani biz son 20 yıldır neredeyse hep şirketlerin güçlendiğini gördük. Oysa şu anda anlıyoruz ki güç tekrar devletlere geçiyor. Şu anda işte 5-6 büyük, çok büyük şirket hariç yani Amazon, Facebook, Google, Apple falan bunları bir kenara koyarsak ki bunların yani 6 büyüğün işte Facebook, Amazon, hepsini hatırlayayım, Google, Netflix, Microsoft adını hatırlayamak kim var ve Facebook. Bu 6'sını bir yere koyduğunuz zaman 6,5 trilyon dolar değerleri var. Almanya ve İngiltere'nin toplam gayri safi milli hasılasının 2 katına geldiler. Yani bunlar birer devlet. Bunları bir kenara koyalım. Diğerlerindeki şirketlerin çoğu ancak devlet yardımıyla ayakta duruyorlar. Devlet yardımıyla ayakta duruyorsan devletin düdüğü öter. Ben mesela Amerika'da çok ciddi kamulaşma bekliyorum. Avrupa'da da öyle. Bu büyük şirketlerin batmasına da izin veremiyorlar. Doğrudan para vermek de işe yaramayabiliyor. Önce bir kamulaştıracaklar bence sonra özelleşecekler. Yani tekrar böyle bir devlet kapitalizmi yani Çin'in modeline benzer modele döneceğiz gibi gözüküyor. Ben bir sürü örnek verebilirim. Yani uzun lafı kısası yeni normal eski normale benzemeyecek. Ve sen şirketinin sahibi olarak, girişimci olarak, profesyonel olarak yeni normali kavramaya ve bu yeni normal olarak yönelik olarak kendi iş modelini, kişisel becerilerini, iş yapma şekillerini, değer önermelerini değiştirmiyorsan
başın gerçekten derde girecek. Yani bundan etkilenmeyecek bazı işler var mı? Var. Gıda belki etkilenmeyecek çok fazla. Bunu öngörmek mümkün. Sağlık sektörü olumlu etkilenecek bundan belki. Bunları öngörmek mümkün ama diğer pek çok endüstride köklü değişimler var. O yüzden bu aralar gözümüzü çok dört açmamız lazım. Siyah kuyuyu iyi tanımamız lazım. Olası etkilerini öngörmek lazım. Biraz tarih okumakta fayda var. Siyah kuyular daha evvel neler yapmış diye ve benim gibi insanların belki gelecek öngörüleri konusunu dinlemek lazım. Hiçbirimiz haklı çıkmayacağız muhtemelen. Ama çok fazla insanı dinlerseniz belki bu sizi biraz daha doğru bir kendinizin, kendi sektörünüze, kendi işinize uygun kararları vermenizi sağlayacak. Ama kesinlikle yapmamanız gereken şey kafanızı kuma gömüp bunlar geçecek abi eski günlere döneceğiz demeyin. Kesinlikle yeni bir şeye doğru yöneliyoruz. Çünkü tarihteki en büyük siyah kuğulardan bir tanesiyle karşı karşıyayız. Umarım ilginizi çekmiştir anlattıklarım. Eğer hangi kanaldan dinliyor ve izliyorsanız bir like ederseniz çok hoş olur. Abone olursanız süper olur. Bu aralar biraz ihmal ettim. Çok yoğundu işlerim açıkçası. Ama tekrar hızlı bir dönüş yapıyorum sosyal medyaya ve içerik üretimine beni takip etmeye devam edebilirsiniz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.